Lifestyle ekibi olarak Marmaris'te doğayla iç içe bir rezidansa konuk olduk. Konuklarımız Defne Sevim ve Nail Sevim çiftiyle bu muhteşem ambiyansta gerçekleştirdiğimiz röportaj var sırada. Merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş geldiniz. Nail Bey, vakit kaybetmeden sizleri daha yakından tanımak istiyorum. Tabii ki eczacıyım. Asıl mesleğim eczacılık. Uzun yıllar İstanbul'da bir Fransız ilaç şirketinde üst düzey yöneticilik yaptım. Daha sonra emekli olmamla birlikte, eşimle birlikte buraya gelmeye karar verdik. Defne Hanım, sizleri de daha yakından tanıyabilir miyiz? Tabii, ben de biyoloğum. Ben de aynı şekilde Nail'le beraber aynı ilaç şirketinde yönetici olarak çalıştım. Ve sonrasında Nail'in emekliliğini takiben beraber buraya taşındık. Çok da güzel bir karar vermişsiniz Defne Hanım. Burayı biraz sizlerden dinlemek istiyorum. Buraya misafir olanlar hem doğayla iç içe oluyorlar, bir yandan denize de çok yakın olabiliyorlar. Bu imkanı sağlıyorsunuz. Başka hangi ayrıcalıkları tanımış oluyorsunuz peki kendilerine? Selimiye Marmaris'in gizli kalmış bir cenneti bana göre. Burası bir balıkçı köyü. Ve ismi gibi Selim bir yer. Dolayısıyla bizi de zaten en çok cezbeden yanı bu olmuştu. Yani İstanbul'un o hareketli yaşamından sonra burası bizi çok mutlu etti. Dolayısıyla buraya yerleştik biz de. Bundan yaklaşık 10 sene oldu. 11 sene oldu geleli. Nail Bey, buranın yapılanmasını inşasında biraz sizlerden dinlemek istiyorum. Tabii ki inşaat süreci özellikle Selimiye'de çok kolay değil. Çünkü merkezden uzağız. Marmaris buraya aşağı yukarı 40-42 kilometre mesafede. Ve ihtiyaçlarımızın birçoğunu ustalarımız dahil oradan karşılamak zorundayız. Bu zaman zaman çok yorucu olabiliyor. Ama diğer taraftan da böyle bir yerin ortaya çıkmasında çalışmak insana çok büyük keyif veriyor. Hele sonuçtan memnunsanız, ki biz memnunuz tahmin ediyorum. Dolayısıyla hani o süreci de zorluklarına rağmen keyifle geçirdik. Bina eski bir binaydı. Aşağı yukarı 10-12 senelik bir binaydı. Binayı tamamen soyduk. Sadece kiriş ve kolonları kaldı. Daha sonra da eşimle birlikte kararlar alarak tamamen kendi isteklerimiz doğrultusunda ve buraya gelecek olan misafirlerimizin en rahat edebilecekleri şekilde planlayarak bitirdik. Rezidansı diğer mekanlardan ayıran en büyük özelliği gelen konuklarımızın tamamen ev konforunu bulabilecekleri ortamı sağlamış olmamız. Dairelerimiz 1+1 dairelerdir ve içlerinde bir evde bulabileceğiniz, kullanacağınız her türlü eşya ve kolaylık vardır. O yüzden de Selimiye'de tek şu anda. Aynı zamanda Defne Hanım, buraya gelenler de vazgeçemiyorlarmış, tekrar tekrar geliyorlarmış. Biz öyle duyduk, doğru mudur? Gelen herkes son derece memnun kalıyor. Hem konumundan hem de evin konforundan. Şu anda da zaten önümüzdeki sene için konfirme olmuş rezervasyonlarımız bir hayli mevcut. Bu da tabii çok mutluluk verici bir durum. Çünkü en güzel tanıtım şekli gelen konukların memnun kalmaları ve kendi yakınlarını bunu iletmeleri. Dolayısıyla biz sonuçtan çok mutluyuz şu anda. Peki Defne Hanım, kimler daha çok tercih ediyorlar burayı? 7'den 70 herkesin gönül rahatlığıyla gelebileceğini söyleyebilir miyiz? Şöyle, biz burada sessizlik, dinginlik ve sakinliğe çok önem verdik ve o profili hedef aldık kendimize. Onun için 14 yaş üstü konuklarımızı ağırlıyoruz rezidansımızda. Dolayısıyla daha çok bizi tercih edenler hani çiftler, yeni evli konuklar veyahut da birazcık kendini dinleyip sakinleşip istirahat etmek isteyen profil. Dolayısıyla hedef kitlemiz bu şekilde. Nail Bey, hem burada doğayla iç içeyiz hem de deniz manzarası da mükemmel bir yandan. Başka neler yapabilirler peki buraya konuk olanlar? Kesinlikle öyle. Konumumuz itibariyle sizin de söylediğiniz gibi merkeze hem çok yakınız ama aynı zamanda merkezin o bütün gürültüsünden de uzağız. Konuklarımız isterlerse yürüyerek deniz kenarına inebilirler. Veya tam tersi yukarı doğru yürüyerek, ileride çok güzel bir ormanımız var. Orada harika yürüyüşler gerçekleştirebilirler. İleriye yönelik şu an pek tanıtımımız yok ama bisiklete binmeyi sevenler için de güzel parkurlar olabileceğini göreceksiniz eğer yukarı tarafa çıkarsanız. Dolayısıyla hem orman hem deniz açısından konuklarımıza oldukça güzel olanaklar sağlıyor yerimiz. Defne Hanım, sanıyorum sizin de bununla ilgili çok güzel planlarınız var. Çünkü bir yandan yogayla da ilgileniyorsunuz. Başka neler düşünüyorsunuz peki? Ben kurumsal hayattan ayrıldıktan sonra yoga eğitmenliği eğitimi aldım.
ve yoga benim için bir tutku haline aldı. Dolayısıyla bizim burada şöyle bir projemiz var Nail'le. Sezonu uzatıp kışın da burada bir turizm imkanı sağlamak. Bu meyanda da özellikle büyük şehirlerde yoğun bir iş temposunda çalışan kesimi uzun bir hafta sonu programı çerçevesinde Selimiye'ye getirmek. Ve burada o hafta sonu boyunca çeşitli workshoplar, yürüyüş programları, çünkü burası Karya yolu üzerinde bulunuyor, tarihi Karya yürüyüş yolu üzerinde bulunuyor. Yoga, meditasyon gibi programlarla hani da dinlendirip sakinleştirmek ve sonrasında tekrardan o eski rutin hayatlarına geri göndermek gibi bir projemiz var. Dolayısıyla bu kış onu yapmayı hedefliyoruz. Çünkü Selimiye'nin kışı çok güzel ve kısa bir kışı oluyor. Ve Ocak ayından itibaren de zaten badem ağaçları çiçek açmaya başlıyor. Dolayısıyla hani kış kısmını da, kış dönemini de görmek çok güzel oluyor Selimiye'nin. Defne Hanım, peki son olarak sizler neler söylemek istersiniz izleyenlerimize? Bizi izledikleri için çok teşekkür ediyoruz. Yaz ayları haricinde kış sezonunda da onları konuk etmekten büyük mutluluk duyarız. Söylediğim gibi ev konforunu burada onlara sunmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla konuklarımız birbirlerinden oldukça uzaklar. Ayrıca odalar temizleniyor, sterilizasyonları sağlanıyor. Evlerinde nasıl kendilerini güven içerisinde hissediyorlarsa buradaki tatilleri süresince de güven içerisinde hissedebilirler. Eğer sizler de hem denizden vazgeçemiyorum hem de doğanın güzelliğinden kendimi alıkoyamıyorum diyorsanız Nail Bey'le ve Defne Hanım'la mutlaka iletişime geçmelisiniz diyorum. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.